Şimdi okuyacağım ibareler Muhammed İbni Abdil Vehhab'ın e, ibareleri. Bazı mesela müfa, mefahim yeciben tussahha. Muhammed bin Alevi el Maliki'nin eserinin baş tarafında var. Muhammed bin Abdülvehhab'ın işte bir takımlarına mektup yazıp bana tekfir nispet ediyorlar. Bu doğru değil şeklindeki görüşleri belki bir zaman açısından doğru olabilir. Hüsnü zannetsek bile ancak başka olaylardaki söylediklerine ve tavırlarına baktığımız zaman bu gibi iddiaların kendisine çok da boş yere nispet edilmediğini görüyoruz. Şimdi kendi ifadeleri diyor ki ve ana uhbirukum an nefsi ben size kendimden haber veriyorum diyor. Vallahi lile ilahi illahhu işte kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki لَقَدْ طَلَبْتُ الْعِلْمَ وَاَعْتَقَدَ مَنْ عَرَفَنِي اَنَّ لِي مَعْرِفَةً Ben ilim talep ettim ve beni tanıyanlar anladı ki bende bir marifet var. وَاَنَا ذَٰلِكَ الْوَقْتِ la اَعْرِفُ مَعْنَا لَا اِلٰهَ اِلَّا Allah. Ben o vakitlerde diyor La ilahe illallah'ın manasını dahi bilmezdim. وَلَا أَعْرِفُ دِينَ الْإِسْلَامِ قَبْلَ هَذَا الْخَبَرِ الَّذ۪ي مَنَّ اللّٰهُ تَعَلَى بِهِ Allah Teala'nın bana bahşetmiş olduğu bu haberden önce de yine İslam dinini de bilmezdim. İşte evvela inanmış olduğu önceki İslam dinini, bütün ümmetin selefini inkar ettiği ve bunları tekfire nispet ettiği bu ibarelerinden zaten anlaşılıyor. İlerleyelim. وَكَذَٰلِكَ مَشَايِخِ مَا مِنْهُمْ عَرَفَ ذَٰلِكِ açıkça söylüyor. Benim hocalarımdan da diyor La ilahe illallah'ın manasını bilen, İslam dinini bilen kimse yoktu. kimse de yok. Femen za'ame min ulema il arid ennehu ma'na la ilahe illallah ve ma'na el islami kable İşte kendi getirdiği o Vahabiye inancıyla alakalı söylüyor. Bu getirmiş olduğumuz şeyden önce diyor, bu inançtan, bu fırkadan, bu mezhepten önce kim, hangi bir alim bunların manasını bildiğini iddia ediyorsa, la ilahe illallah'ın, İslam dininin ne demek olduğunu bildiğini iddia ediyorsa, اَوْ زَعَمَ عَنْ مَشَايِخِهِ اَنَّ اَحَدًا عَرَفَ ذَٰلِكَ hocalarının bunu bildiğini iddia ediyorsa, bu ta ümmetin evveline kadar gidiyor. Fakat kezebe ve iftara. Bu adam yalan söylemiştir, iftira atmıştır diyor. Ve lebbese alennâs. İnsanların kafasını karıştırmıştır, bulandırmıştır. Ve medeha nefsehu bimâ leyse Kendinde olmayan bir şeyle kendi kendini övmüştür diyor. Nereden bu? Vahabi tarihçi var meşhur biliyorsunuz. İbn-i Gannam. Vahabilerin tarihçisidir. Tarih-i Necdin'de sahife 310'da bunu söylüyor. İşte bu bu tavır yani kendileri çıkana kadar evvelki selef ulema hiçbirisi e, İslam'ı bilmiyorlardı. La ilahe illallah nedir bilinmiyordu. Onlar çıktılar ümmete öğrettiler ve ümmet onların sayesinde belki 1100 sene sonra ne oldu? Müslüman oldu. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas ve kezalike cealnakum ummeten ummeten vesatan linnas ayeti kerimeleri nazil olmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam La tectemi'u ümmeti ala dalale Ümmetim dalalet üzere toplanmaz demiş. Ee, ama asırlarca böyle bir din düşünün. Yani 1100-1200 sene sonra gerçekleri, hakikatleri ortaya çıkmaya başlıyor. 1100-1200 sene Cenab-ı Hak hakikati kimsenin zihnine ilham etmemiş. Böyle bir din.